Sevgili dostlar, hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Klişe Okulans bölümüyle karşınızdayım. Baskın haftası başladı. Yeni haftanın baskın videolarıyla beraberiz. Hemen hemen 10 güne yakındır baskın videoları atmıyordum. Bu da demek oluyor ki 2 haftalık baskın videosu çöp oldu. Ama şu var ki bağış videolarını en nihayetinde sizlerle buluşturduk arkadaşlar. Neyse ki bu haftada müsaitlik durumumuz güzel. Baskın savaşlarına başlayabiliriz. Şu an sizler günün ilk videosunu izliyorsunuz. Bunun ikinci videosu da saat 5'te yayınlanacaktır arkadaşlar. Baskın videoları tam gaz heyecanla devam etmektedir. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hemen videonun başındayken alttan bir like'ınızı atarsanız sorunumuz kalmayacak. Bizleri yeni tanıyan arkadaşlar da kanala abone olarak günlük olarak Clash of Clans şirketlerinden faydalanabilirler. Dedikten sonra gelin neler yaptık bir bakalım. Öncelikle yeni ekip arkadaşları dahil ettik. Ana klanı, alt klan arkadaşlar. Onlar da savaşlarını sürdürüyorlar. Onlarla da beraber şu an 8. baskına kadar gelmiş bulunmaktayız. Halihazırda tüm arkadaşların eline emeğine sağlık dedikten sonra saldırı kısmından saldırdığımız klanlara bakalım. Daha sonra savunmadan da savunma klanlarına bakacağız. Şöyle bir gördüğünüz gibi bu şekilde Türk yok. Savunmada da 3 tane tek saldırı yedik. Bu kötü bir durum. Ne kadar fazla saldırı yerseniz o kadar iyi aslında arkadaşlar. Ondan dolayı umarım ki bize şöyle bir 15-20 tane kadar saldırır. Güzel olur. Dedikten sonra ilk olarak balonlu gününden başlayacağım. Şöyle de bir su çekeyim. Abi dilimiz damağımız kuruyabiliyor. Tamam, şöyle yeterli. Evet, köyün içerisindeyiz. Bir arkadaşımız saldırı yapmış. Şu kısmı tamamlamış. Bize gerçekten büyük bir kısmı düşüyor. Ama elimizden gelenin en iyi yapacağınız, yani en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın zaten. Dedikten sonra şu köye şu şekilde baktığımda ortalama 4 tane kadar bir koçbaşı işimi çözecektir. Her halükarda 5'e tamamlarsak iyi olacak, tuzak çıkma ihtimalini düşünerek. Bunun yanında minyonlar iş yapar mı diye baktığımda minyonlar iş yapmaz ama her halükarda burada arkadaşlar iskelet fıçısı iş yapacaktır. Ordumu ona göre düzenlemek istiyorum. Hemen geleceğim. 4-20 2 tane iskelet fıçısı az gibi geldi ama daha fazla olsa daha tatlı olurdu. Bundan dolayı da 20 tane okçunun da yetmeyeceğini düşünüyorum aslında. Ama şöyle burada belediye mesela fazla yiyecek. Yukarıdan içeriye girersem belediyenin de çok kısmını alacağım düşüncesi var. Bundan dolayı elimde 20 tane şu şekilde yaparsam daha tatlı olacak 5. 18 tane okçu az ama onu biliyorum. Bakalım bu şekilde başlayalım arkadaşlar. Ne kadar iş yapacak beraber görmüş olalım, daha tatlı olacaktır. Köyün içerisine girdiğimiz noktada hadi bakalım başlayalım. Beklemeden şurada ben bir koçbaşı kullanacağım. Ve şöyle de bir öfke kullanalım. Sıcağı sıcağına hemen seri şekilde bir başlangıç yapmak istiyorum. Hızlı ilerleme gerçekten önemli. Buradan sonra alta inerim ve roketi o şekilde indiririm. Alttan belediyenin oradan gitmeye kalksam çok fazla okçum çöp olabilir. Bunu da biliyorum arkadaşlar. İçeriye girmek biraz hızlı olması lazım. Şurayı da alın abi. Bir koçbaşı daha sallıyorum şöyle. Hemen tuzakları da bularak önden gitti. Güzel. En azından bir tuzak kontrolü yapmış oldu. Benim için bu da güzel bir hamleydi. Hemen orayı tamamlayarak abi şuradan bak. Tam şöyle kullanırsam çok tatlı olacak. En azından belediyenin de orada vurabileceğim o öfkenin içerisinde. Şöyle atarak devam edelim. Ama okçum dediğim gibi 18 tane az gibiydi arkadaşlar. Sıkıntı değil. Toparlayacağımı düşünüyorum. Elimden gelenin fazlasını da yapacağımdan sizin şüpheniz yok. Ondan da emin olarak devam ediyorum arkadaşlar savaşlarıma. Bomba kulesini direkt indirmem lazım. Ondan da eminim. Şöyle abicim oradaki dev bomba kötü oldu. Şöyle artık rokete doğru gidelim. Çünkü aşağı doğru da kaymamız lazım. Biliyorsunuz okçularda da süre çok önemli. Hemen şöyle bomba kulesini alalım. Abim şuradan devam edelim. Bir tane koçbaşı kullanacağım ama biraz aşağı dönmem lazım. Çok güzel döndük. Şöyle abicim nefissiniz. Gerçekten tuzağı da bulmam çok iyi. Lan oraya düşme düşme düşme. Kaç. Ulan keşke kurtulsaydın lan. Ne kadar sevinirdim var ya. Acayip canım sıkıldı. Dur tamam. Toparlayacağız. Toparlayacağız. Al abi orayı. Al lan bir tane de vur. Tamam şunu da atalım. Artık yukarıya doğru artık arkadaşlar bırakmamız gerekiyor birimleri. Orada abi. Sen şunu da al abi. Ben şuradan hemen birinci fıçımı bırakmak istiyorum. Süre az kaldı. Fıçıları artık devreye sokma vakti. Şuradan devam edelim. 5 tane okçum var. Şöyle bekleyerek şuradaki bombayı kolesini de alırsam çok iyi olacak. Şöyle bir tane. Aşağıya da 2 tane atalım. Belediyeyi düşürelim.
Biraz bekleyerek şuradan duvarı yıkalım ve roketin hedefini şaşırtalım. Belediyeyi de düşürüyorum. Çok güzel. Hemen şurada bir iskelet. Şu yukarıya da bir iskelet atalım. Onlar devam etsin. Ve şöyle son okçuları kullanıyorum. Şuradan bir duvar yıkıcı. Çok güzel abi. Artık roketçim seni de şu şekilde almak istiyorum. En nihayetinde elimde yıldırım var abi. Şu yıldırımı çaktıktan sonra oraya düşecektim. Bu iyi oldu. Vallahi ilk saldırıya göre bence nefis başladık arkadaşlar. İskelet fıçıları hala yukarıda iş yapıyor. Ve ben çok fazla iskelet fıçısı kullanmaya başladım bu aralar. Abi tek gelmeyle mükemmel. Bir kullanın, bir full seviyenin tadına bakın, inanamazsınız. Şimdi zaten bir sonraki savaşta burası her halükarda biteceği için şurayı da beklemenin pek mantığı yoktu. Çıkalım, kaç aldık abi? 4510 başkent altınıyla başladık. Bence güzel bir orandı. Sizce nasıldı arkadaşlar? Yazabilirsiniz. Dedikten sonra orduyu değiştirmeyeceğim. Zaten hemen kısa bir şey kaldığı için alıp çıkalım istiyorum. Şuraya bir öfke atacağım. Hemen okçularımızı sallayalım. Ve şuraya da şöyle bir öfke kullanalım. Hemen orayı da alalım abi. Şöyle arka arkaya atıyorum. Şuranın içerisine yoğun bir okçu. Tamam mı? Başka sağda solda bir şey kalmadı mı? Kalmamış. Tamam bitti. Buydu yani. Bitmiş köyleri de ama gene de şöyle iskeletle darlayalım orayı. Gerçek iskeletin of 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 dev bombalara dönüşmesine bak. İşte öyle de bir dezavantajı var. Tuzağa yakalandığınız gibi iskeletlerin hepsini heder ediyorlar. Bizim burada heder ediyor derler. Öyle. Tamam. İkinci savaşta 2285'e çıktık. Şimdi şöyle gelelim başkent zirvesine. Güzel, keyifli bir başkent zirvesi olsun istiyorum. Ve bu şekilde bir klan başkenti var. Düzen çok garip. Gerçekten böyle bir düzenle karşılaşmamıştım. Ama düşüncem şu oldu. Abi direkt ortadan girip yıkıcı yaylar ve orta kısmı talan etmeyi düşünüyorum. Biraz garip gelebilir size ama bana nedense çok mantıklı geldi. Vallahi köyün içerisine girip göreceğiz abi. Hani ne kadar garip olsa da şey derler ya artık. Kuyruğunu ne kadar kovalarsan kola götün arkanda da mı? Öyle bir cümle vardı. Neyse. Ona hiç değinmek istemiyorum. Şöyle iskelet fışılarıyla burada işim olmaz belki ama şöyle şunların hepsini alalım. Tekrar bir bakalım. Alt noktada burada mızrak atar olmasa belki minyonlarla gidebilirdim. Ama şu an sadece okçu gözüküyor gözüme. Başka hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Şuralardan hava birimleri alsam içinden geçer. Kara birimleri de tek tek ilerlemek lazım olduğu için en mantıklısı okçu. Aynen de öyle abi. Okçularla gideceğiz. Tamam. Durum belliyse fazla sıkıntı yaratmadan hemen girelim ama duvarlar çarpaz olduğu için çok fazla arkadaşlar burada koçbaşı kullanılabilir. Ben 6 tane alacağım. Umarım yeter ya. Vallahi bir risk almış olduk ama duruma bakacağız. Şöyle başlayalım. İlk okçularımız da bize bir yol açsın bakalım. Umarım şuradaki duvarı yıkarım direkt. Biliyorum ya direkt tuzak çıkması zaten an meselesiydi. Ve çıktı. Hemen şöyle bir okçumuzu atalım. Oradaki duvara yıkmak için aslında köşeden bıraktım. Bir de okçular arkadaşlar bu gibi durumlarda bilginiz olsun. Şöyle hemen orayı da alın. Çok iyi. Yönlendirmeniz çok önemli. Bak iki tane tuzağı da bulduk hemen. Şöyle bir öfkeye atalım. Okçunuz fazla olduğunda arkadaşlar hızlı şekilde çift bölgeden gitmek daha mantıklı. Yoksa süreyi yetiştiremiyor biliyorsunuz. Bu da bilginiz olsun. Diyelim iki grubu birden atacağım. Oradaki bomba kulesine hemen gitmem lazım ama gidemeyecek. Ondan dolayı bir koçbaşı kullanacağım. Çünkü tuzak çıkacak orada. Tamam. Tam beklediğim gibi. Zaten o kadar saldırıdan sonra nerede tuzak çıkacak, nerede çıkmayacak az çok kestirebiliyoruz da. Yine de şöyle. Allah'ın orayı da alsam çok tatlı olacaktı. 15 tane okçum kaldı ve hala istediğim noktada değilim. Şöyle bir duvar daha yıkalım. Tamam. Şimdi öfkenin içerisine girdiğim için biraz daha kendimi güvende hissederek savaşlarımı yapacağım. Artık bırakabilirim. Dediğim gibi çift nokta önemliydi. Bundan olan ekran gitti birden. Ha tamam şu an düzeldi. Şuradan bir düzine daha atalım. Hemen arkadan atıyorum bir birim daha. Hemen şu dev bombanın da oradan gitmem lazım dev topun. Şöyle şurayı da yık abi. Çok iyi. 11 tane okçum var. Şöyle dev topu alıyorum. Ha ulan karşıdakini gördü. Tamam al abi orayı da al. Şurada bir grup daha bırakacağım. Oradan devam et. Hemen abi yukarıyı temizleyerek devam etmek istiyorum. Alt nokta çok önemli olsa da yıkıcı noktanın da olduğu kısım fena değil. Ondan dolayı şöyle bir öfke dağıtacağım. Çift taraflı gidebileceğim.
buradan alalım. Dediğim gibi buradan da yol açmamız önemli arkadaşlar. En nihayetinde diğer savaşta anlayacaksınız nedenini. Şöyle devam edelim. Şuradan bir duvar daha yıkıyorum. Artık yıkıcı yaya kadar gidebiliriz. Bir grubu şöyle bırakacağım. Ve yıkıcı yaya öfkenin dışında vuracağımız için bence büyük bir sıkıntı ama bakalım ilerlediğimiz kârdır. İki grup var ve yıkıcı yayı da düşürüyoruz. Çok iyi. Hemen şuradaki birileri alın. Allah kahretmesin. İki tane tuzak arka arkaya. Oğlum ben sana daha fazla ne diyeyim ya. Şunu da atıyorum arkadaşlar. Belediyenin oradaki son temizlikleri yapalım. Şimdi ilk temizliğimizi yapmış olduk. Orayı dindirir misin abi? Çok iyi. Tamam. Şu birimi alıyorum abi. Şimdi baktığım durumda nereye atayım diye bir düşündüm de. Abi gerçekten yer seçemedim. Tamam. Şu grubun ortasına atayım ya. Şuraya bir sallayalım. Bu şekilde ilk savaşı bitirelim. Hemen sıradaki savaşa geçmiş olalım istiyorum. Şimdi tekrar bir gözcülük yaptığımız noktada. İkinci savaş burada çok önemli oluyor arkadaşlar. Genelde neden diyeceksiniz. İkinci savaşta yapacağınız savaş arkadaşlar savaşın kaderini belirliyor. O kadar iyi savaş yapmanız lazım. Bu net bir şekilde söylüyorum. Bu arada bilginiz olsun. Hemen baktığım noktada da şöyle durum ne de noktada duruyor. Abicim bir tane iskelet fıçısı beni al diyor resmen. Alacağım. Ondan dolayı şuradan bir tane eksiltip bir dokçu. Bu şekilde gireceğim. Bakalım o bir iskelet fıçısı ne kadar işe yarayacak beraber göreceğiz. Şöyle son defa kontrol ettiğim noktada da. Abicim şu nereye kadar görüyor? Tamam. Bir tane de arkadaşlar şey almam lazım bak şimdi. Hemen minyon alacağım. Bunu da neden aldığımı şimdi anlayacaksınız. Şimdi bakalım minyonun iş yapmasını, süper birimlerin iş yapmasını beraber izleyeceğiz. Şöyle bir analiz ettikten sonra şurada bir öfke atmak istiyorum öncelikle. Hemen şöyle bir okçu. Daha sonra bir minyonu şuradan salacağım. Burada okçuların yapamadığı temizliği o yapacak. Hemen bekleyelim. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar minyonların yaptığı işi. Bak şu an görmeye başlayacak herhalde. Aynen tam beklediğim gibi. Oraya kadar görecekti. Ya alsın abi. Aldığı, alabildiği kârdır o noktadan sonra. Şimdi buraya kadar geldikten sonra sıkıntı edeceğiniz nokta yok. Belediyeyi almaya çalışın arkadaşlar. İkinci savaşta belediye çok önemli. Şöyle tamam. Orayı temizledikten sonra yolu açıldı. Devler yukarıya kadar gelebilir. Bırakın devler yukarı gelsin. Gelsinler abi biz işlemleri devam ettirelim. Gördüğünüz gibi. Yukarı taraf açık değil ama yukarı tarafta açık olsa garanti düşecekti bu arada. Hemen bırakalım. Hemen oradan bir duvar yıkıcı dağıtıyorum. Çok iyi. Hemen bir okçu daha bırakalım abi. Şimdi gelelim devlerin oraya. Bir bir atıp o devleri temizlemek lazım. Daha sonra belediyeye banmak istiyorum. Bir dakika. Şöyle bir tane daha bırakalım. Şöyle bir duvar yıkıp. Çok güzel. Dev top ve abicim rokete kadar geldik şimdi. Bir ufak çevre temizliğinden sonra devam edeceğiz. Bu arada son bir dev kalmış orada. Onu da alıyoruz şu şekilde. Şu an tam istediğim konum. Artık iki grubu birden atabilirim. Hem dev topa hem de rokete erişebiliyorum. Çok iyi. Şöyle lan belediye oraya mı bakıyormuş? Bu kötü oldu bak. Hemen şuradaki devi alalım. Abicim artık belediye nereye baktı? Tamam yukarıya doğru odaklandığı için hemen 3 aşağı gruba bakmayacaktın ki abi. Şu an sen tamamen planın içine ettin abi. Şöyle burayı yollayalım. Hemen orada bitsin abi. Ve ben şöyle bir de oraya kullanmam gereken öfkeyi kullanacağım. Belediye için oradan bir okçu da attım ama son bir okçum kaldı. Bunu bekleteceğim mecburen. Şimdi abicim orayı bir yıkalım. O ejder başımıza bela oldu. Belediyenin canı kaç? Şöyle bir grup atalım. Belediyenin canı hemen hemen çok. Tamam bundan sonraki grupta zaten orayı çıkartacağız muhtemelen. Son grubu da şu üçünün arasına atalım. Ve ikinci savaşı da geride bırakmış olalım. 3260 işin açıkçası ikinci savaş hiç istediğim gibi değildi. Umarım üçüncü savaşta durumu toparlarız diyelim. Belediyeyi çıkardıktan sonra ejder alacağız. Daha sonra da arkadaşlar yani tamamen olay fıçıya dönecek. Bundan dolayı minyonla işim olur mu diye şöyle bir sağa sola baktığımda minyonla işim olmayacak. Ama şuradaki birimi aldıktan sonra aşağı doğru gelirken lazım olabilir mi diye yok. Hiçbir şekilde minyonla işim yok abi. 5 tane değil. Şurayı biraz düşürebilirim. Ve en az 4 fıçı veya 5 fıçı almam lazım.
Bu birimler ideal. Tamam. 4 tane fıçı, 17 tane dokçuyla işimi çözebileceğimi düşünüyorum. Hadi içeriye girelim ve şu işi bitirelim istiyorum. Bir de başlamadan önce arkadaşlar şuraya bir bakalım. Burada balırma alanı 30 değil de 15 olsa çok mükemmel olurdu. Bir ona baktım da yani daha iyi olabilirdi. Yani bir çılgınlık yapıp alasım da var da. Neden alamıyorum? 2 tane birim sildim. Abi 17 tane okçu az olur ya, 18. Şöyle bir düşünüyorum, 3 tane duvar yıkıcı yeter mi diye. 3 tane duvar yıkıcı yetebilir. Tamam, bu şekilde başlayalım o halde. Hemen sıradaki saldırıya geçtik arkadaşlar. Şöyle bir analiz ediyorum. Ve tamam. Gireceğim nokta belli arkadaşlar. Tabii ki belediyeyi alarak başlayacağız. Bundan dolayı da düşüncem şurada bir öfke atmak oldu. Bu öfkeyle başlayacağım. Öncelikle... Abi direkt de tuzak bulmazsın ya. Şu ejderi de direkt aradan çıkarmak için iki grup birden sallıyorum. Tamam. Bir öfkeyi de şu şekilde atalım. Şimdi abicim buraya kadar sıkıntımız yok. Hemen ufak ufak bırakacağım. Şuradaki hava sormasını bir indirirsek çok iyi olacak da. Onu bekliyorum işin açıkçası. Belediye yukarıya ateş etti. Şu okçular ölsün. Ben ona geri hareket edeceğim. Ve şuradaki artık yıkıcı yayı aradan çıkartalım. Yıkıcı yayı aradan çıktıktan sonra baskın arabasını devreye sokacağım. Çok iyi. Tamam. Artık arkadaşlar belediye baskın arabasıyla vurarak devam edeceğiz bu noktadan sonra. Şöyle bir duvarı yıkalım. İçeriye girelim. Okçularımızla orayı temizlemeye devam. Şöyle bırakalım. Ve baskın arabası gördüğünüz gibi belediyeyi ölmeden indirecek arkadaşlar. 30 birimlik yer katlıyor ama gerçekten mükemmel derecede iş yapıyor. Tamam, patlamasında hiçbir sakınca yok. Benim için yapacağı işlemi sonuna kadar bitirdi abi. Burada bomba kulesini düşürmem lazım. Hemen orayı düşürürsem çok tatlı olur. Burada bir ezici var. Bir sıkıntı yaratacak bir ezici. Şurayı bir yıkalım. İçeriye girelim abi. Şöyle ufaktan okçularımı bırakacağım. Şuralara birer birim atıyorum. Bomba kulesi hala düşmediğine şaşırarak son bir okçumu da oraya atıyorum. Tamamdır. Orayı da bitirdik. Çok güzel. En büyük sıkıntımız ezici. Ama fıçım bir tane. Abicim şimdi yukarıdaki birimler aşağı gelecek de. Hemen bir durum analizi yapmam lazım. Bir öfkem olsa çok tatlı olacaktı. Şuradan bir birim, şuradan bir birim bırakalım. Artık son okçum kalacak. Onları da temizleyelim abi. Ulan bitirmem lazım ya. Şöyle bakıyorum. Vallahi nasıl bitecek şu an bir düşünüyorum da. Vallahi bir grup daha atalım. Yapacak bir şey yok. Şimdi minyonu oradan atsam gizli testte orayı yiyecek abi. Ondan dolayı... Abi eziciyi al be. Şuradan bir grup daha atalım. 40 saniye gibi bir süre kaldığı için fazla bir şey de yapamıyorum. Abi mecbur, yapacak bir şey yok, artık bırakalım. 30 saniye kaldı. Şuraya bir yıldırım. Baksana 7 ya. Allah'ım ya. Son savaş da yapmazsın. Gerçekten acayip canım sıkıldı. Şu da çöp olacak ama cehennemlerde atalım abi. Normalde aşağı kullanılacaktı. Hiç. Gerçekten var ya. Tamamen can sıkıcı ya benim için. Ne var ayakta ya? Ha, bir tane okçu varmış, o geziyormuş. Bir şey mi vardı ha? Şu köşede bir şey kalmış. Ya 4275 başkent altın. Tamam, kötü bir oran değildi. Yani şuraya gerçekten... Şaka gibi ya. Neyse, can sıkacak bir şey yok arkadaşlar. Bir geçmiş olsun alırım yani. Ben kesinlikle buraya bu kadar savaş yapılması taraftarı değilim zaten. Biliyorsunuz. Hemen şurayı alıp çıkalım. Her şeyin başı var ya, o ikinci savaştı. O ikinci savaşın istediğim gibi gitmemesi olayı tamamıyla bitirdi. Zaten köyde de bir şey kalmamıştı aksi gibi. Bu savaş da buraya gitmiş olsun. Ve savaş hakkımızı bitirmiş olalım. Ben normalde son savaşı başka bina için bekliyordum ama kısmetinde yokmuş. Push diye bir klan geldi. Hadi bakalım. Şimdi ben bu hesapta tüm savaşlarımı yapmış oldum arkadaşlar. Güzel de seri olduğunu düşünüyorum ama tam da istediğin gibi miydi? Pek de değildi işin açıkçası. Her şey o ikinci savaşın kopmasıyla oldu. Neyse, sorun değil arkadaşlar. Ölmüşle kalmışa çare yoktur. Ondan dolayı şu anlık bu bölümü bitirmiş olalım ve önemli olan hemen akşam 5'teki olacak video diyelim. Yani bu videonun da başlığını yapsak artık
olmuş ölmüşe çare yok mu? Neyse ben güzel bir şey bakacağım arkadaşlar. Sizler de bu sırada muhakkak like atıp abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Bay bay.